Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size beslenme ile alakalı bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ayın 14'ünde son gün ve kısırlaştırmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kliniğimizde, diğer kliniklerde, Türkiye'nin diğer kliniklerinde hekim arkadaşlarla görüşüyorum. Sağ olun, çok büyük bilginiz var. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da hep özelden yazıyorsunuz. Ben de Antalya'da biliyorsunuz ama İstanbul'da, Ankara'da olan arkadaşlarımız, yani kim varsa oralara yönlendiriyorum. Ameliyatla alakalı ya da yardımla cevap verme amaçlı biz de elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni gelen sorular şunlar arkadaşlar. Biz köpeğimizi kısırlaştırdık. Bu saatten sonra nasıl besleyeceğiz? Zaten Pitbull, Dogo Argentin, Steff, işte Bully, bunlar zaten iri ırklar ve kilolu ırklar birçoğu. Hepsi olarak da hacimler olarak da büyük ırklar. Düzenli beslenmediği zaman kısırlaştırıldıktan sonra da çok büyük kilo alımları ve sıkıntılar başlayacak arkadaşlar. Bunun için operasyondan sonra hızlı bir şekilde yemek şeyini değiştirmemiz gerekecek. Beslenme düzenini değiştirmemiz gerekecek, verdiğimiz mamaları değiştirmemiz gerekecek veya evde bir yemekle, evdeki gıdalarla besliyorsak onları değiştirmemiz gerekecek. Barf düzenimizi değiştirmemiz gerekecek. Yani bütün rasyon diyoruz bu işlere. Rasyonun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz yani her köpek ırkının ayrı bir rasyonu vardı. İşte small ırk, medium ve large ırklar diye. Bunlar değişmekte ve köpeğimizin yaşı, cinsiyeti, ırkına göre de bu beslenme şekilleri de değişiyor. Hemen konuya hızlıca girelim arkadaşlar. Eğer X bir markanın mamasını kullanıyorsanız, hep mamayla devam etmişse bugüne kadar beslenmeniz, aynı markanın kısırlaştırılmış köpekler için olan mamasına geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Belki bu, pardon, bir anda geçiş yaptığımız zaman köpeklerimiz yiyemeyebilir, tepki verebilir. Onun için elimizde şu an geçmişten kalan mamalar varsa kısırlaştırılmış mamayla karıştırarak, 3'te 1 oranında karıştırarak yeni mamaya geçiş yapabilirsiniz. Ve kısırlaştırılmış mamayla devam edeceğiz arkadaşlar bundan sonra beslemelere. Çünkü bir anda yağlanacaklar. Bu sefer ne olacak? Damarlarda tıkanıklıklar, kalpte rahatsızlıklar, karaciğerde gibi sıkıntılar gelecek. Yani konuşmak istemiyorum bazı şeyler ama hayvanseverler işte bu ırkları ömrünü işte çoğalmasını, üremesini durduracağız derken resmen bu köpeklerin ölümlerine sebep olmak için kapılar açıldı. Yani şu an X marka bir köpek maması 300 liraysa kısırlaştırılmış aynı markanın köpek maması 500 lira, 600 lira. Yani şimdi herkesin bütçesi buna uygun değil arkadaşlar. Yani herkes çıkartıp ayda 600 lira, 700 lira, bazı mamalar var 900 lira. Yani kısırlaştırılmış mamalar bunu verebilecek bütçede değiller. Biz bunu yaşıyoruz yani. 20 senedir hekimiz. 2000'den, 2400'den fazla şu an müşteri portföyümüz var. Yani önceden alabilen insanlar da şu anki durumda mamalamayan bir dünya müşterimiz var. Görüyoruz bunları da. Ve şimdi normal mamayı bıraktık. Bu iş bitti artık. Bu sefer kısırlaştırmış mamaya geçiyoruz. Kısırlaştırmış mama da dünya para arkadaşlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok şu andan itibaren. Kısırlaştırmış olan köpeklerimiz bu saatten sonra mamayı değiştirecek arkadaşlar. Ve bu mamayı değişikliğinde bir anda değiştirmeyin. Eski mamasıyla karıştırarak devam edin arkadaşlar. Onun dışında evden gıdalarla besleyen arkadaşlarımız var. Biliyorum, görüşüyoruz sosyal medya üzerinden. Arıyorlar sağ olsunlar. Bu arkadaşlarımızla çok yağlı gıdalar vermeyi bırakacak. Önceden ne versek yiyordu diyorlar. Evet doğru. İşte Dogo Argentin'dir, Pitbull'dur, Bully'dir. Ya bunlara ne verseniz yer sorun değil. Ama bu saatten sonra bu verdikleriniz yağlı olan şeyi keseceğiz arkadaşlar. Zaten tavuk vermiyoruz bu cepte. Ama yağ oranını azaltacağız. Protein oranını arttırabilirsiniz. Karbonhidratı azaltacağız. Vitamin çizgilerini arttırabilirsiniz. Bununla alakalı çalıştığınız hekim arkadaşlarla görüşün. Onlar size bir rasyon belirlesinler. O rasyonu uygulayın. Eğer çözemeyen arkadaşlarımız varsa bize yine ulaşsınlar. Biz de elimizden geldiğince her köpek ırkı için, her yaşına göre, cinsiyetine göre, evde beslenmesine göre ve bahçede beslenen köpeklerimize göre hepsinin bakım ve rasyonu ayrıdır arkadaşlar. Bunu tüm hekim arkadaşlar bilir. Çünkü hayvan besleme dersi aldığımız için, gıda dersi aldığımız için üniversitede okurken
Bu bilgiler bütün hekim arkadaşlar da yüklüdür. Yani bazı hekim arkadaşlar büyükbaş hayvancılık üstüne yoğunlaşıyorlar. Bizler işte pet hayvan üzerine yoğunlaşıyoruz. Bazı konularda takılabilirler. Bize ulaşabilirsiniz, yazarsanız. Aynı gün belki cevap veremeyebiliriz yoğunlukten ama muhakkak dönüş yaparız ve bilgi veririz arkadaşlar size. İkinci olarak, bunun önceki videolarımızda barf anlatmıştım size. Biraz geçmişe giderseniz. Şimdi kısırlaştırmış köpeklerde de barfın içeriğini değiştireceğiz arkadaşlar. Şu 14'ünü atlatalım. Aradan biraz zaman geçsin. Zaten herkes bu konuyu daha detaylı soracak. İşte ne vereceğiz, ne yedireceğiz, ne yapacağız diye. Ben de barfla ilgili başka bir video çekeceğim. Ama kısırlaştırmış köpekler için bir rasyon hazırlayıp üniversitede sınıf arkadaşlarım var. Profesör olan, doçent olan, hayvan besleme üstüne gıdada. Onlarla daha bir detaylı son dakika görüşüp güzel bir rasyon hazırlayacağım ve size sunacağım arkadaşlar. Barfla beslenen şu an arkadaşlar da yağ oranı azaltsınlar, karbonhidrat oranı azaltsınlar, proteini birazcık daha arttıralım, vitaminleri arttıralım, sebzeyi biraz arttıralım. Ette de direkt şu an biliyorsunuz balık mevsimi, ben hep dile getiriyorum kendi müşterilerimize de. Şu an atıyorum hamsinin kilosu 20 lira veya 30 lira veya farklı balık cinsleri var, yani böyle uygun fiyatlı olan muhakkak o tarz balıkları rasyonun içine koyabilirsiniz. Hem tüyler parıl parıl olur, hem enerjisi güzel olur, hem de balığın içindeki bütün vitaminleri, proteinleri köpeğimiz eksiklerini tamamlamış olur. Ve ben bunu rasyon hazırlarken dile getirdim, hatırlamıyorum o videomda ama bir tane müşterim var Antalya'da, balık işi yapıyor yani. Normal küçük bir balık tezgahı var, bir tane de Rottweiler'ı var. İşte aşılarını yapıyoruz falan filan, bitti bebeklik, hani ilk periyodik aşılarını. Sonra 2 ay sonra iç parazitin tekrar için gelemediği yoğunluğundan dolayı biz gittik. Hem dedim sarf edeyim doktorum size, hem gelmişken bir bakabilir misiniz? Bir gittim, ben de işte geliyorum gidiyorum derken yoğunluğumuzdan, yani 2 aylık o süreç oldu, 2,5-3 aya yaklaştı. Neyse gittim yerine, ya inanamazsınız yani köpek Rottweiler sanki, hani marka vermek istemem, en iyi markanın en iyi içeriğiyle beslenmiş gibi tüyler parıl parıl böyle. Yani et gibi olmuş Rottweiler, parıl parıl olmuş. Dedim abi sen neyle besliyorsun bunu falan. Dedi ki buradan kalan balıkların işte kafalarını veriyorum, kılçıklarını ayıklıyorum, etlerini veriyorum. Elimize kalan satamadığımız balıkları veriyorum. Yani balık ve ekmekle beslemiş adam ama hani doğru mu yanlış ama tüyler olmuş parıl parıl. Hep derler işte balık yağı tüyleri parlamasını sağlar ve ben bunu canlı birebir kendi müşterimizde yaşadım arkadaşlar. Rasyonun içinde tavuğu kaldırıyorsunuz, yağı kaldırıyorsunuz, balık ve kuzu eti işte veya dana eti veya sakatatlardan yağsız olanlardan ilave edebilirsiniz barf için. Mamalarda da kısırlaştırılmış mamaya muhakkak geçeceksiniz çünkü aşırı kilo almaya başlayacak. Kalpte, ciğerlerde, damarlarda sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Lütfen buna önem gösterin. Ameliyattan sonra hemen elinizdeki mamayı atmıyorsunuz. Kısırlaştırılmış mama alıp ilave ederek takviye olarak devam ediyorsunuz. Sonra da tamamen kısırlaştırılmış mamaya geçeceksiniz arkadaşlar. Yine video çekmeye devam edeceğim. Bugün en 8'iydi arkadaşlar. Zaman kısıtlı yani. Ve pazartesi günü yine gideceğim Tarım Bakanlığı'na. Görüşeceğim. Hatta belki öteki hafta Ankara'ya gideceğim birebir görüşmek için. Hani zaman uzatılabilir mi, ne olur, ne biter diye. Çünkü çok fazla dilekçeler var sosyal medyada. Bir gelişme olursa yine bilgi vereceğim size. İyi günler dilerim. Kanalımızı takip etmeye devam edin.